Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizleri her kim nerede ve ne şekilde izliyorsa Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Değerli polislerimize, değerli askerlerimize, değerli özel güvenliklerimize, bizleri araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde izleyen tüm değerli gönüldaşlarımıza, TV 2000'e İrşat Sohbetleri programına hoş geldiniz diyorum. Allah'ım nasip ederse eğer, bugün siz değerli gönüldaşlarımla en güzel konuları anlatmaya, en güzel konulara aklımızın yettiği kadarıyla, bilgimizin dahilinde, dilimiz döndüğünce sizlerden gelen sorulara cevap vereceğiz. İşte biz sizlere diyoruz ki, aklınıza takılan soruları bizlere gönderin, bizlerle paylaşın, biz de sizlere bilgimiz dahilinde cevap verelim değerli dostlar. Çok önemli konuları anlatmaya devam ediyoruz. İnsanın hayatında yaşadığı anlar içerisinde doğumundan ölümüne kadar hayat içerisinde ne yaşıyorsa tamamını İslam'a göre, dinimize göre yaşamak zorundadır. Bir erkek veya bir kadın hayatı boyunca yaşadıklarından sorumlu tutulacağına göre, bu sorumluluğunun karşılığında da mahşer meydanında da hesap vereceğine göre ne yapmak lazım değerli dostlar? Bu dünya hayatını çok iyi kullanmak lazım. Bu dünya hayatını dinimize göre devam ettirmemiz lazım. Bugün sizlere Allah'ım nasip ederse eğer, cennetin güzelliklerinden bahsedeceğim. Cennetin nasıl bir yer olduğunu anlatmaya çalışacağım. Cennet nedir? Bu kadar vaat edilen yer nasıldır? İslam'a göre, dinine göre, helallere göre yaşayanların gideceği ebedi yurt, cennet nasıldır? Bugün sizlere onu anlatacağım. Hep cehennemi anlattık. Hep sıkıntıları anlattık. Bir de İslamiyet'in gülen tarafı var. Gülen yüzü var. İslamiyet'in bir de muhteşem tarafı var. İnsanların hayal edemeyeceği, insanların düşündüğü zaman vay be diyebileceği bir mekan var, yer var. Onun adı da kısaca cennet değerli dostlar. İşte bugün siz değerli kardeşlerime cenneti anlatacağım. Cennet nasıl bir yerdir? İnsan oraya gittiği zaman neler yapabilir? Bugün bunları anlatacağım. Rabbimizin izniyle değerli gönüldaşlarım, şunu unutmamak gerekir ki cennet biz insanları, kulları bekliyor. Gelsinler onlara hizmet edeyim. Gelsinler buradaki muhteşemliği, güzelliği göreyim. Gelsinler buradaki o insanın hayaline, aklına, mantığına sığmadığı güzellikleri onlara göstereyim diye bekliyor bizleri. İşte az sonra Halit abi bir 3-4 dakika ilahisi var. İlahiden sonra ne yapacağız değerli dostlar? Allah nasip ederse eğer cenneti anlatacağım.
Öncelikli olarak değerli konuğumuza bir merhaba diyelim. Arkasından bugün cenneti anlatacağız. Acık yüzümüz gülsün. Acık Müslümanın ne için bu kadar sıkıntı çektiğini anlayıverenlerden olalım. Acık kendimize bir zaman ayıralım. Cennetin nasıl bir yer olduğunu bilelim ki zaman ayıralım. Öyle değil mi Halit abi, hoş geldin. Evet, Allah razı olsun. Hoş Nasılsın olduk. Abi? Elhamdülillah Rabbime şükür. Hayat nasıl gidiyor? İyi elhamdülillah. Memnunsun inşallah. Memnunuz halimizden, şükürler olsun. Az önce dedin ya milleti güldürelim artık diye. Şimdi bizim bir arkadaş vardı öyle derdi. Ya bu hocalar var hep cehennem cehennem. Sokup sokup çıkarıyorlar insanı. Ha bir de şöyle güldürecek iyi bir şeyler anlatsalar da neşelensek derdi, biliyor musun? Bugün de böyle güzel bir şeye. Cenneti anlatalım tabii, bugün. İmza atmış oluruz inşallah. Temennimiz. Tabii bu günümüzde çok olaylar var. Hanım kardeşlerimizin bilmediği çok şeyler var. Bu Mahrem Konular isimdeki kitabımızda da özellikle bu cennetle ilgili, cehennemle ilgili bir şeyler yok ama buradaki güzellikler ne biliyor musun? İnsanlara faydalı olmaktır. Onlara göre yaşarsak cennete götüren zaten bölümler vardır onda, öyle diyelim. Bunlar bir delildir yani, rehberdir. Bunları böyle okuyup da yaptığımız müddetçe de istikameti netleştirmiş oluruz. Eyvallah abi, haydi bakalım. Alalım senin o muhteşem ilahini, devam edeceğiz arkasından. İnşallah. Haydi abiciğim. Ne güzel yakışmış örtün üstüne, örtün kefen olsun benim üstüme. Nasıl dayanayım ben hasretine, hasretin canımı yakıyor Kâbem. Nasıl dayanayım ben hasretine, hasretin canımı yakıyor Kâbem. Gayrı dayanamam ben hasretine, gözlerim hep seni arıyor Kâbem. Çok özledim seni tavaf etmeyi, Hacerul Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi, hasretin içimi yakıyor Kâbem. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi, hasretin içimi yakıyor Kâbem. Gözlerim hep seni arıyor Kâbem. Aşık oldum endamına yapına, doyamadım cennet kokan kokuna. Bakmayı özledim altın kapına, hasretin canımı yakıyor Kâbem. Bakmayı özledim altın kapına, hasretin canımı yakıyor Kâbem. Gözlerim hep seni arıyor Kâbem. Çok özledim seni tavaf etmeyi, Hacerul Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi, hasretin içimi
yakıyor Kâbem. Rabbim nasip eyle tekrar yetmeyi, hasretin içimi yakıyor Kâbem. Gözlerim hep seni arıyor Kâbem. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi, hasretin içimi yakıyor Kâbem. Çok özledim seni tavaf etmeyi, Hacerul Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi, gözlerim hep seni arıyor Kâbem. Hasretin içimi yakıyor Kâbem. Yaklaştıkça yeşil kubbe görünür, yaklaştıkça yeşil kubbe görünür. Kubbeyi görenler yere serilir, kubbeyi görenler yere serilir. Çağrışarak salat selam verilir, çağrışarak salat selam verilir. Merhem sürülmedi kardeş yârem sızılar, dertli gönlüm Medine'yi arzular. Merhem sürülmedi kardeş yârem sızılar, dertli gönlüm efendimi arzular. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eyvallah Halit abi, sağ ol, var ol. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Eyvallah. Böyle farklı farklı ilahiler koyman bizi sevindiriyor. Evet. Repertuarına Alman bizi sevindiriyor. Pendimi buldum geldim deyip. 4 aydır aynısını söylüyorduk. Artık biraz değiştirmiş olduk böylece. Allah izin verirse. Bundan sonra devamlı böyle olacağız. Halit abi, bugün seni güldüreceğim. Evet. Niye? Niye? Cennete anlatacağız. Tabii inşallah. Bir ben değil, herkes gülecek bugün. İnşallah. Bugün cenneti anlatacağım. Cennetin katmanlarını anlatacağım. Gün be gün üzerine olanlarını anlatacağım. Halit abi, senden gel bugün ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Eğer repertuarında hazırda varsa ben her cennetin katmanını anlatayım. 3-5 dakika. Araya sen bir kıta koy. Olur mu? Beraber cenneti anlatmış olalım. Olur. Uygun mudur? Olur. O zaman sen hazırlan. Ben de anlatmaya başlayayım, olur mu? Böyle evet, düet yapmış olalım. Ne dersin? İnşallah. Eyvallah. Pek hoşnut olmadı ama olsun. Emir vaki yapıyoruz. Ne dersin Özkan Bey? Biraz emir vaki yapıyoruz böyle. Özkan Bey bile diyor ki hocam güzel olur diyor. Olur inşallah. Birer kıta birer kıta. Ben anlatayım mesela Firdevs Cennet'ini anlatayım. Sana söz vereyim. Sen bir kıta oku, ondan sonra Adn Cennet'ini anlatayım. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamına erdir. Dünya hayatı üzerinde insanların ilk annesinin karnındayken rahmine düşen,
kan pıhtısıyla beraber başlayan serüveninin Azrail Aleyhisselam'la birlikte canını alarak son bulduğu o süreç içerisinde yaşanan her türlü güzellik, her türlü helallik, her türlü İslam'ın rükünlerine göre, gereklerine, kurallarına göre yaşam tarzı insanı an be an, an be an cennete götürecektir. Hiç şüpheniz olmasın bunda. Allah Azze ve Celle insana en başta iman etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sonra da iman ettikten sonra İslam'ın kurallarını, yani 32 farzı hayatında uygulamasını emrediyor. Bunların bir kısmı imani, bir kısmı ise ibadet. İmani olanlara inanmamız, tam manasıyla inanmamız, şeksiz, şüphesiz, hurafesiz bir biçimde inanmamız, insanın ibadet boyutunda ise kendinin akıl ve baliğ olduktan sonra, akıl yerine ne zaman gelir değerli dostlar? Baliğ olduktan sonra, yani iyiyi kötüden ayırt edebilen, yanlışı doğrudan ayırt edebilen, sistemin içerisinde beyin çalışmaya başladığından beri ve baliğ olduğundan beri ne olur? Vefatına kadar insanlar ibadetler yapmakla mükelleftirler. Erkek kadın fark etmez. Hepsi. Yaşlısı genci fark etmez. Baliğ olmayla başlıyor, ölümle son buluyor değerli arkadaşlarım. İşte bu süreç içerisinde Allah'ın dinine uygun bir şekilde yaşarsak, haramlardan kaçınıp helallerle hayatı devam ettirirsek cennete gideriz değerli dostlar. Peki cennet, cennet, cennet diyoruz. Bu cennet neyin nesi? Bir anlatam. Bugüne kadar hiç anlatmadık. Cennetin katmanları nelerdir? Buralar, bu cennet yurdu nasıl bir yerdir? Kimlerin gideceğini daha önce anlatmamıştık. Onu da yarın veya başka bir gün anlatırım. Önce bir cenneti anlatam. Varacağımız yeri bir anlatam. Şöyle bir içimiz kabarıversin. Şöyle bir içimiz gülüversin. Şöyle bir kalbimiz bayram ediversin. Cennetin o güzellikleriyle. Meşhur sahabe İbn Abbas radıyallahu anhüma, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan duyduğu bir hadisi rivayet ediyor bizlere ve bugüne kadar geliyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyordu. Cennet 7 tane tabakadan, yani katmandan oluşur. 7 katman, 7 tabaka, 7 bölüm, 7 kıta, aklınıza ne gelirse, 7 tane ayrı ayrı yerler vardır cennette. Bunlar nedir değerli dostlar? Bunlar, birincisi ayetlerde de geçen Firdevs cenneti, Adn cenneti, Naim cenneti. Bunların üçü de nerede geçiyor değerli dostlar? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Darul Hult, Me'va cenneti, Darusselam ve İlliyun cennetleri diye 7 tane tabakaya ayrılır. Bu tabakalardan her birinde müminlerin yaptığı güzel ameller karşılığında girecekleri veya yükselecekleri mertebeler vardır.
Bunlardan birine insan girer, bu yedi tabakadan birine. Buralara girebilmek için önce dünya hayatını dinimize göre yaşamamız gerekir. Dinimiz neyi emrediyorsa ona göre hayatımızı devam ettirmemiz gerekir. Dinimiz neyi emrediyorsa onu hayatımızın serüveni içerisinde yaşamamız gerekir. Yoksa buralara gitmemiz çok zor değerli dostlar. Cennet ebedi saadet yurdunu ifade etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de, çeşitli hadislerde ve diğer İslami eserlerde yer alan bir bütünün adıdır. Her şeyin muhtevasını içinde barındırdığı bir yerdir. Dünya üzerindeki bütün insanların cennete veya cehenneme gideceği kesindir. Bu cennet olarak iyi insanların, salih insanların, Allah'ın veli kullarının gideceği yer olarak gösterilen bu cennet bir toplumun adıdır. Yedi tane katman dedik. Bunların tamamının adına cennettedir. Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cennetle ilgili 147 tane bölüm vardır değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'in 147 tane yerinde geçiyor. Konunun ehemmiyetine binaen bunu tekrar tekrar ortaya koyuyorum. Çünkü biz niye kendimizi durduruyoruz? Niye zina yapmıyoruz? Niye kumar oynamıyoruz? Niye yalan söylemiyoruz? Niye içki içmiyoruz? Niye adam öldürmüyoruz? Bunların hepsinin bir sebebi var değil mi? Bunları yapmıyoruz ki cennete gideceğiz. Onun için de Kur'an-ı Kerim'in 6200 küsür tane ayetin içerisinden 147 tanesinde değerli dostlar cennetle ilgili bölümler vardır değerli arkadaşlarım. İslami literatürde ebedi saadetle ilgili vaadetler, özendirici anlatım ve tasvirler genellikle cennet ismi etrafında yoğunlaşmaktadır. Cennet aslında cennetlerin çoğulu, cennet aslında bir bütünün tümünün adı, cennet aslında ebedi yurdun ön anahtarının adıdır değerli dostlar. Çünkü insan cennet deyince arkaya onlarca, yüzlerce, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca nesne veya canlı giriyor. Cennetin arkasında o sözün, o kelimenin arkasında milyonlarca, gerisinde hemen milyonlarca fiiller var, hareketlilik var, yaşam var. Şimdi bizler bir misal vererek şunu ortaya koyalım. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde 780 bin kilometre alan içerisinde kaç çeşit insan var? Kaç çeşit insan var değerli dostlar? Ben diyeyim size 20 çeşit, siz deyin 30 çeşit. Farklı farklı ırklardan gelen, farklı farklı yapıları olan, dilleri olan, farklı farklı örfleri, anneanneleri olan insanlar var. Bir kere 81 tane il var. 800 küsür tane, 900 tane ilçemiz var. Beldelerimiz, köylerimiz. Böyleleri var değerli dostlar. Dolayısıyla ama bu bütün yapının içerisinde tek bir isim var. Türkiye'li.
Bitti. Bu kadar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde Müslümanımız, Yahudi, Hristiyan, ateist, işte yerel dinlere inananlar var mı? Var. Şeytana tapan bile var. Şeytana tapan, aya tapan, güneşe tapan, ateşe tapan, cinlere tapan, insanlara tapanlar var. Var değerli arkadaşlarım. Var. Var. Dolayısıyla biz bu bütün yapının içerisinde ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bunu şöyle bir tasvir etmek adına biz söyledik. Cennet dediğimiz zaman cennetin arkasında ne var değerli arkadaşlarım? 7 tane katman var. Bu 7 katmanın kendi içinde bulundurdukları nelerdir? Milyonlarca, milyarlarca bölümler, canlılar, milyarlarca, belki trilyonlarca yiyecekler, içecekler var. İşte biz bunlardan sadece ne yapacağız? Bir bölümünü. Sadece ve sadece o 7 katmanın anlatmaya çalışacağız. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Önce şunu bir anlatalım değerli dostlar. Hani ya Şuara suresi 85. ayette beni cennetün naim varislerinden kıl diye ayet var ya değerli dostlar. İşte o naim cennetini bir an anlatalım. Naim cenneti 13 tane ayette geçiyor. Arapçada refah, huzur, mutlu hayat anlamlarına gelen nimet kelimesinden daha kapsamlı bir muhtevaya sahip olan naim, insana mutluluk veren, maddi ve manevi bütün güzellikleri ifade eden, buna göre cennetün naim, mutluluklarla dolu cennetler manasına gelir. Şöyle bir düşünelim. Biz diyelim ki naim cennetine gittik. Şuara suresindeki ayete mazhar olduk. Naim cennetine gittik. Cennetün naim. Oraya gidiverdik. Orada ne var? Orada huzur var, mutluluk var, güzellik var, mükemmellik var. Orada insanın içinin içine sığmadığı anlar var. Hani ya insan hayatı boyunca hep huzurun peşinden koşar da huzur hep ondan kaçar ya. Biz hep huzurumuzu yakalamak için uğraşırız ya. Biz hep huzuru yakalamak için gayret sarf ederiz ya. İşte orada huzur var zaten. Huzur ne biliyor musunuz değerli dostlar? Kalbimizin daralmadığı, bedenimizin hastalanmadığı, vücudumuzda bedeni veya manevi bir rahatsızlığın olmadığı, acıların, kederlerin, elemlerin, sıkıntıların olmadığı, insanın kendi bedeni yapısı içerisinde, hani ya deriz ya mutluluğu gözlerinden okunuyor, gözleri gülüyor deriz ya, insanın gözleri nasıl güler? Onu mutluluğun bir ifadesi olarak ortaya koyarız. İşte biz de diyoruz ki sizlere değerli dostlar, naim cennetine gidersek eğer huzuru mutluluğu yakalarız. Hiç bitmeyecek. Mutluluk ise nedir değerli dostlar? Huzuru anlatmaya çalıştık. Mutluluk ise nedir değerli dostlar? Mutluluk sevinçtir. Sevincin kaynağıdır. Hani ya bir insan baba olduğu zaman mutlu olur ya. Hani ya bir insan dede olduğu zaman mutlu olur ya. Hani ya bir insan evlendiği zaman mutlu olur ya. Hani ya bir insan çok sevdiği sevgilisine, eşine, babasına, annesine, kardeşine, evladına, gönüldaşına sarıldığı zaman, onu gördüğü zaman mutluluğu
en üst seviyeye çıkar ya, işte Naim cennetinde böyle bir mutluluk var. Huzuru anlattık, mutluluğu anlattık. Bir de refah var orada. Yaşama standardının en üst seviyede olduğu, yaşama standardının en ileri seviyede olduğu. Düşünebiliyor musunuz değerli dostlar? Diyorsunuz ki ben 1/100 saniye, yani 100 kilometreye 1 saniyede çıkan bir araba istiyorum. Daha beyninizden düşünürken şak önünüze geliyor. Cennette ha. Şu anda artık, şu anda 1 saniyede 100 kilometreye çıkan bir araba yok. Daha üretilmedi. Yani o torku, o gücü, o beygiri o arabaya daha yükleyen olmadı. 1 saniyede 100 kilometreye çıkacak bir araba istiyorum diyorsunuz. Şak. Daha hiç. Daha bakın, dünyadayken ne yapıyorsunuz? Önce onu bir tasarlıyorsunuz. Sonra kazanıyorsunuz. Parasını veriyorsunuz. Birileri de yaparsa siz alıyorsunuz. Ve yollar da müsait olursa kullanıyorsunuz. Dikkat edin. Yollar da müsait oluyorsa kullanıyorsunuz. Ama cennette öyle bir şey yok. Hemen birden ben araba istiyorum diyorsunuz. Daha beyninizden geçerken önünüze geliyor. Hem de 1 saniyede 100 kilometreye çıkan bir araba. Diyorsunuz ki ben şatoda oturacağım. Dünyadayken çok istiyordum ama oturamadım. Şatoda oturmak istiyorum. Süt banyosu yapmak istiyorum. Ballı süt banyosu. Daha düşünürken, tasavvur ederken bir bakıyorsunuz ki koskocaman bir şatodasınız. 45 tane odası olan, soğuğuyla sıcağıyla, bir tarafta güneşi, diğer odada ise yağmuru, öbür odada ise kışın lapa lapa karın yağdığı bir sistemi düşünün. Yapay değil, orijinal. Bu kadar refah içerisinde yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bugün kendim yatacağım yatağa öyle bir sistem geliştirilsin ki kendim üzerine yattığım zaman yatak bana sıkıntı vermeden, problem yapmadan bütün vücudumu böyle tane tane, tane tane gıdıklarmış gibi masaj yapıversin. Ben bir daha önümü dönmeyeyim. Önümden de bir masaj yapıversin. Öyle bir yatak anında oluveriyor orada. Düşünün ki diyorsunuz ki ben bugün bu yüzüğü takmaktan bıktım. Ben yakut yüzük takmak istiyorum. Yakut taşlı, yemyeşil taşına baktığınız zaman vay be diyeceğiniz bir sistemin içerisinde olmak istiyorum dediğiniz zaman Naim cennetinde bunların tamamı var değerli dostlar. Bununla birlikte bu hayat geçici de değil, onu da söyleyeyim ben size. Geçici bir hayat değil. Özellikle söylüyorum, bu geçici bir hayat değil. Ebedi bir hayat. Halit abi, düşünebiliyor musun böyle bir hayatı? Hiç böyle bir düşündün mü şu anda ben anlatırken? Düşündüm. Bir tasavvur ettin mi? Düşündüm, ettim elhamdülillah. Yani böyle bir yere insanın gitmesi ne muhteşem olur. Şimdi bu dünyada bütün güzellikleri isteyen bir insan orada da elbette bunları yani isteyecek. Ama burada hazırlanacak. Hani... İnşallah, inşallah diyelim. Naim cenneti bunları barındırıyor içerisinde kısaca. Devamlarını anlatacağız. O açıdan sadece ve sadece Naim cennetindeki bölümler bunlardır değerli arkadaşlarım. Şu Ara suresindeki 85. ayetinde geçen Naim cenneti sadece bizim tabirimizle, dilimizle anlatabildiğimiz, düşünebildiğimiz, tasavvur edebildiğimiz bölümler bunlardır.
Bununla birlikte bir de diyorsunuz ki ben kendi kocamla, kendi hanımımla, karımla burada hayat yaşamak istiyorum. Allah Azze ve Celle o kadar muhteşem güzellikte o kadını orada tekrardan var ediyor ki baktığınız zaman gözleriniz kamaşıyor. Baktığınız zaman vay be benim karım ne kadar güzelmiş de benim haberim yokmuş diyorsunuz. Baktığınız zaman o kadına şöyle bir baktığınız zaman baka kalıyorsunuz. O kadını o kadar çok seviyorsunuz ki içinizden atamıyorsunuz. O kadın devamlı sizin yanınızda olmasını, sizinle beraber oturmasını, sizinle beraber hayatı geçirmesini istiyorsunuz. Ve Allah da nasip ediyor, geçiriyor. Öyle bir muhteşem bir kocanızın güzelliği oluyor ki, yakışıklılığı, boyu, posu, konuşması, endamı, sistemi ona göre o kadar muhteşem oluyor ki, kadın baktığı zaman benim kocam bu muymuş diyor. Benim kocam bu muymuş ya? Bu ne kadar güzelmiş. Ben bunun farkına varamadım. Bu ne kadar hoşmuş böyle. Ne kadar bir güzelliğin varmış. Baktığınız zaman nurani bir yüz. Bembeyaz. Nurani yüz. O muhteşem sakalı. O insana huzur veren gözlerinin parıltısı. Baktığınız zaman, bir kadının baktığı zaman, evet bu benim kocam olmalı dediği adamın 10 kat, 100 kat daha güzelleşmiş halini bir düşünüyor musunuz? Düşündünüz mü hiç değerli dostlar? Hiç böyle bir düşünceye hasıl oldunuz mu değerli dostlar? Mahşer gününde kadın ve erkek kocasından veya karısından herkes kaçarken aman onun günahı olur da beni de cehenneme götürür demesin diye kaçarken cennete gittiğimiz zaman sadece Adın cennetine gittiğimiz zaman daha devamı da var. Adın cennetine gittiğimiz zaman ona öyle bir sarılacağız ki ona öyle bir güzellik ortaya koyacağız ki ona o kadar güzel, o kadar ideal, o kadar değerli bir bakış açımız olacak ki şaşırıvereceğiz. Bu muymuş benim kocam? Bu muymuş benim karım? Buna ne kadar güzelmiş? Ayetlerde geçen huriler var ya, gılmanlar var ya, huriler veya gılmanlar Allah Azze ve Celle'nin melekleri soracaklar. Sana huriler getirelim diyecekler o kocaya. Koca diyecek ki ben istemem. Benim karım bu hurilerden çok 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 güzeldir. Hurileri getirin benim karıma hizmet ediversin diyeceğiz. Hizmet ediversin diyeceğiz. Hizmet ediversin diyeceğiz değerli dostlar. Böyle muhteşem bir yer, böyle güzel bir yer, böyle ideal bir yer düşünün. Buraya ben, sen, siz, öbürü, şunlar kim gitmek istemez? Kim gitmek istemez değerli dostlar? Kim gitmek istemez? İşte gitmek istiyorsak, işte çalışmak istiyorsak, işte oranın yolunu bulmak istiyorsak, işte oraya doğru adım adım, merhale merhale, an be an yaklaşmak istiyorsak, Allah Azze ve Celle'nin dinine göre yaşamamız lazım. Allah Azze ve Celle'nin ortaya koyduğu İslam dininin temelleri üzerine yaşamamız lazım. Doğru bildiğimiz yanlışları kenara iterek. Özellikle söylüyorum.
doğru bildiğimiz yanlışları kenara iterek, şeksiz, şüphesiz, hurafesiz bir dini yaşamak istiyorsak, ne yapacağız? Okuyacağız, anlayacağız, hayatımıza tatbik edeceğiz. Bunun başka bir yolu, başka bir sistemi, başka bir kapısı maalesef yok. Cennete gidebilmenin yolu dünyadayken dosdoğru yaşamaktan. Cennete gidebilmenin yolu dünyadayken hayatımızı İslam dininin gereklerine, kurallarına göre yaşamaktan geçiyor değerli arkadaşlarım. Bir, doğru bildiğimiz yanlışları atacağız kenara. İki, ibadetlerimizi yapacağız. Üç, Allah Azze ve Celle'ye yalvarmasını bileceğiz. Bu kadar ya. Bu kadar. Başka yolu yok. Bu kadar. Fazla bir şey istemiyor Allah Azze ve Celle. Diyoruz ki aile hayatınızda sorunlarınız mı var? Diyoruz ki biz sizlere İslam fıkhını bilmiyor musunuz? Şu kitaba başvurun. Sıkıntılarınızla ilgili. Doğru bildiğiniz yanlışlar bitsin. Biz sizlere diyoruz ki aklınıza takılan sorular mı var? Kimseye soramıyor musunuz? Beyninizi kurcalıyor mu? Şu kitaba başvurun. Bitiversin. Biz sizlere diyoruz ki dua etmeyi mi bilmiyorsunuz? Bu kitaba başvurun. Dua etmesini öğrenin ya. Mevzu bu değerli dostlar. Cennet-i Naim'e ulaşmak kolay. Bu ulaşmayı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız değerli dostlar? Evet. Doğru bildiğimiz yanlışlardan sıyrılarak. Bakın ben daha önce burada anlatmıştım Halit abi biliyorsun. Vatandaşın bir tanesi bir yerde ibadet yapıyor mağarada. Yanlışlıkla ayağıyla basıp küçük bir minik fareyi eziyor. Ya diyor bu şimdi günah oldu. Ben ezdim ben onun katiliyim. Alıyor sarığının arasına koyuyor. Yıllarca öylece namaz kılıyor. Sonra alimin biri görüyor onu. Hikayesini anlatmıştım gerek yok. Alimin biri görürse ne diyor o kafandaki? Ya işte ben diyor fareyi ezmiştim. Atamadım. O da kurudu işte buraya koydum böyle. Sen diyor hiçbir namaz kabul olmadı diyor. Komplesini kılacaksın yeniden. Düşünebiliyor musun? Evet. Şimdi biz gusül abdestini almayı bilmiyorsak ibadeti nasıl yapacağız? Gusül abdestini almayı bilmiyorsak ibadetimiz zaten olmaz ki. Biz kocamızla neyin helal neyin haram olduğunu bilmiyorsak, haram bir şey yapıyorsak dualarımız nasıl kabul olacak? Haramla dua kabul olmaz. Evet. Yanlış doğruyu getirmez. Haram helali getirmez diyoruz. Ondan dolayıdır ki çabamız, gayretimiz, isteğimiz, arzumuz ve dileğimiz bütün insanların hurafeleri bir kenara bırakarak, doğru bildiğimiz yanlışları kenara iterek, şeksiz, şüphesiz ve hurafesiz bir dini yaşantıyı ortaya koyabilmektir. Bunu da en kolay okuyarak yapabiliriz. Babamız böyle dedi, annemiz böyle dedi değil. Ehli sünnet üzerine yazılan bu kitaplara başvurarak bunu yapabiliriz diyorum. Dediler. Değerli dostlar, yani biraz fazla konuştum herhalde abi. Ne dersin? Bir dörtlük alalım abi senden, söz verdik. Öyle mi? Söz verdik, alalım ondan sonra reklama gideceğiz. Haydi bakalım Halit abi, asıl bir. Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Cennetine, cennetine, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Evet, bir dörtlükle giremeyeceksek o zaman mahrem konuları okuyacağız. İşte, amelleri düzeltmek evet. Lazım. Çarpıcı sorulara cevaplarını bulacağız. Allah Azze ve Celle'ye de dua etmesini öğreneceğiz, bileceğiz. Değerli dostlar, istecib duana. Allah Azze ve Celle buyurmuyor mu abi? Evet. Ayet-i kerimesinde. Dua edin, icabet edeyim. Evet.
Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu. Allah Azze ve Celle buyuruyor bunları. Ben değil ha? Haşa. Ben kim olam ki buyuram? Değil yani, mi abi? Yani. Dolayısıyla bunlara ne yapmak gerekir? Bunlara ne yapmak gerekir değerli arkadaşlarım? Sımsıkı sarılmak gerekir. Bunları bilmek gerekir. Evet. Öyle diyoruz. Öyle değil mi Özkan Bey? Yani duaların esrarı çok önemli. Önemli bir kitaptır. Güzel bir kitaptır. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız? Biz buna başvuracağız diyoruz. Yeniden birlikteyiz değerli dostlar. 7 tane cennetten sadece bir tanesini anlatabildik. Sadece bir tanesini anlatabildik. Nasip bu kadar. Başka zaman gene anlatırız. Sadece Naim cennetini anlatabildik. İnşallah. Diğerlerinde yavaş yavaş zamanı geldikçe, yeri geldikçe anlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki Rabbimizin izniyle. Şimdi siz bize ne yapacaksınız? Sorularınızı göndereceksiniz. Gerek Facebook, gerek Twitter, gerekse mesaj hattımız olan 3929'dan mesajlarımızı göndereceksiniz. Ben de bu mesajlar bana ulaştıkça buradan bilgimiz dahilinde cevap vermeye çalışacağız. Halit abi bana diyor ki sen niye her soruya cevap vermiyorsun? Ne dersin abi? Onlara da vermek lazım aslında değil mi? Biz bilgimiz dahilinde olanlara veriyoruz. Zaten bir de edebe ahlaka önünde duruyor. Edebe ahlaka aykırı sorular olduğu zaman nasıl cevap vereceksin abi? Nasıl cevap vereceksin? Mümkün değil yani o. Mümkün değil. Onlara cevap veremiyoruz ki zaten. Şimdi her soruya cevap vereceğiz diye bir kayda yok aslında da. Bunlar sakıncalıdır. Rütük var. Biliyorsun rütükten dolayı da. Yani öyle enteresan ki yani bunları söylemiş olsak herhalde hemen gelirler biz çıkmadan kapıya dikilirler yani rütükten. Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın arkadaşlar diyorum size. Bazen gözlerime inanamıyorum. Gelen mesajlara. Bazen kulaklarıma inanamıyorum. Mesela dün bir soru gelmişti de şok olmuştum. Soru şuydu, Halit abi bizzat sordu. Ya bir erkek evlat anasını başkalarına sattığını söylüyor. Evet. Yani şok oluyorum bazen. Gözlerime inanamıyorum bazen. Öyle sorular geliyor ki, edebe, ahlaka aykırı. Ya bazen kendi kendime diyorum ki, acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Halit abiye de geçen sordum. Dedim ki bu işi yapan başka hoca efendiler de var. Bizden çok çok ileride olan hoca efendiler var. İsim verebiliriz de sorun da değil. Neden o hoca efendilere bu tip sorular sorulmuyor da bana geliyor soru diye sordum. Arkadaşlarıma soruyorum. Halit abiye soruyorum. Ortak kanaat şu. Hocam sen çok gençsin. Bir de o insanlara sorduğu sorulara cevabı verirken net bir biçimde veriyorsun. İşte bu günahtır, bu haramdır, yapmayın demiyorsun. Bu ahlaksızlıktır, bu iffetsizliktir, namussuzluktur diyorsun. Dünya hayatının içerisinden misaller veriyorsun. Onun için bir de beni insanlar kendilerine yakın gördüklerini söylüyorlar. Gerek Twitter'dan, gerek Facebook'tan, gerekse canlı telefon bağlantılarıyla o açıdan bize soruyorlar. Ne dersin abi yani o açıdan mı sizce? Evet. Yoksa başka açılarda var mı? Zaten ben o günü sorduğunda ben ne dedim? Bu tip olaylarda ben çok dikkat ediyorum. Hiçbir hocaya böyle sormadıklarında görmedim yani. Sordukları zaman da belki cevaplarını net alamadıkları için. Biz şimdi sorulan soruların bildiğimizin yani amiliyiz, bilmediğimizin de talibiz diyorsun ya. Bildiğimize cevap veririz diyorsun. Dobra dobra olduğu gibi söylüyorsun. Ama öbür taraftaki kardeşlerimiz şimdi biraz çekingendir. Veyahut da bu soruları onlara sormuyorlar. Veyahut da hani bilgilendirmelerinden ziyade insanlar belki kızıyorlar gibicesine düşündükleri için belki de soramıyorlar. Onun için bu sorulara cevapları genelde buralarda veriyoruz biz.
vermeye de devam edeceğiz yani. Sıkıntı yok. Haydi bakalım abi. Vira bismillah evet. diyelim. 212 alan kodu 629 83 83 canlı yayın numaramız. Abi bugün benim yüzüm mü parlıyor, senin yüzün mü parlıyor? Ne bileyim, öyle bir gariplik vardı o açıdan. Sen nurlanmışsın bugün de ondan ya. Efendim? Sen nurlanmışsın bugün de ondan. Abi bir tek bugün mü nurlandım ben? Yok. Ayıp ayıp. Hayır, şimdi lambaları çok yakmışlar da ondan. Arkadaki lambalar yanmıyordu. Bugün biraz stüdyoda lambalar fazla herhalde. Evet, fazlalaşmış diğerleri. Haydi abi. Bu da bizden böyle bir espri olsun inşallah. Haydi bakalım abi. Evet. Zaman geçirmeden başlayalım. Selamun aleyküm hocam. Size bir sorum olacak. Selam. Cennete her dinden insan girecek. Peki. Girecek mi sormuş, girecek mi demiş. Girecek mi diyor şimdi, devam edip gidiyor. Bir saniye abi dur. Oraya ben bir cevap vereyim ondan sonra. Çünkü çok önemli bu. Evet. Her dinden insan girecek mi? Hayır. İslam dini geldiğinden beri 1435 yıl oldu. Geleli. 1435 yıldır İslamiyet var. Bu İslamiyet'e inanmayan, bu İslamiyet'in dışında yaşayan insanlar cennete giremeyeceklerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce, yani İslamiyet'ten önce Hristiyanlık vardı Hazreti İsa, Yahudilik vardı Hazreti Musa. O zamanlarda da bu tahrif edilmemiş, yani bozulmamış dine inanan, bakın İslamiyet'ten öncekini söylüyorum, bozulmamış dinlere inananlar tabii ki cennete gideceklerdir. Onun dışında hiç kimse cennete gidemeyecektir. Bu net bir biçimde ortadadır. Evet. Net bir biçimde hem de. Çünkü inneddine indallahil islam ve mahtelefellezine diye devam eden ayetlerde bütün şu anda beni izleyen erkek kardeşlerimiz bilir. Nerede? Her cumada hutbede ne yapıyor hoca efendi? Okuyor. İnneddine indallahil islam diyor. Allah indinde muhakkak yalnız ve yalnız din İslam'dır. Onun dışında başka bir din yoktur. Evet abi. Peki şu anki dünya durumuna bakılırsa kimse cennetlik değil. Hani demem o ki ben gençliğimde. Dur. Dünyanın durumuna bakılırsa hiç kimse cennetlik değil. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun ya? İnsanlar hata yaparlar. İnsanlar günah işlerler. İnsanlar sıkıntıya düşerler. İnsanlar problemlere düçar olurlar. Ama aması var. Ama ne olmaz değerli dostlar? Ama tevbe kapısı vardır. Rahman'a dönüşün şifresi tevbe vardır. Rahman'a dönüşün şifresi tevbe vardır. Bişri Hafî Hazretleri sarhoş bir adamdı. Evet. Tövbe etti. Çok büyük Allah'ın veli kulu oldu. Hazreti Ömer kızını diri diri toprağa gömdü. Ama dünyanın en adaletli insanı oldu. En iyi Müslümanlardan oldu. Hazreti Hamza yaşadığı dönemde İslamiyet'ten önce kan kusturan bir adamdı. İslamiyet'i kabul etti. Müşriklere kan kusturdu. Ve şehitlerin efendisi oldu. Şehitlerin efendisi oldu. Dikkat edin. Vahşi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ciğerini söktü adeta. Hazreti Hamza'yı öldürerek. Ama ne yaptı? Müslüman oldu. Yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'ı öldüren adam oldu. Müslüman oldu. Dolayısıyla biz şahıs olarak ben, sen, öbürü şu bu, kimin ne zaman, nerede, ne şekilde cennete gideceğini veya cehenneme gideceğini bilemeyiz. Bilecek olan yegane merci Allah'tır. He, emareleri vardır, ayrı bir konu. Ama Allah Azze ve Celle'nin dışını kimse bilemez. Nereden biliyoruz? Mahşer gününde bütün günahları affedip cennete koyacağını. Nereden biliyoruz? Bir günahı bile affetmeyip cehenneme göndereceğini bir insanın. Onun için bilemeyiz. Evet abi. Devam ediyoruz.
Bir Ankara'yı alayım. Tamam. Ankara'dan tamam. Sonra devam etsek olur mu? Tamam tamam. Bu Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş Hayırlı geldiniz. Günler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Halit Hoca size de hayırlı günler. Eyvallah. Halit abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyurun. Ben iki sorum var hocam. Alalım. Farz namazların arkasından kaza namazı kılınır mı? Kılınır. Bir ikinci de bir sorum gene var. Biraz önce anlatmıştınız cennette huriler bekliyor erkekleri diye. Eşleri. Yani böyle karısını aldatan ne bileyim bir şeyler yapanlara da mı huriler veriliyor? Şimdi ben bu soruyu soracağınızı bildiğim için gülmeye başladım. Şimdi mesele kadını aldatmak veya mesele başka bir şey değil. Önce bir cennete gidebilmek lazım. Şimdi haram işleyen insan nasıl cennete gidecek? Önce bir cennete gitmek lazım hanımefendi. Yani her şeyden önemlisi önce bir imtihanı kazanmak lazım. İmtihanı kazanmak için ne yapmak lazım? Dinimizi, İslamiyet'i, dünya hayatımız içerisinde en iyi şekilde yaşamamız lazım. Ondan sonra da imtihana tabi tutulup imtihanı geçmemiz lazım. İmtihandan sonraki dönem o. Siz şimdi birden ona sordunuz. Bir kere oraya gelene kadar 40 fırın ekmek yemek lazım. Çok mehalelerden geçmek lazım. Anlatabildim mi? Önce bir cennete gitmek lazım. Ondan sonraki mesele o. Yani cennete girebilmek için haramlardan uzak durmak lazım. Anlatabildim mi? Evet anlatabildim. Eyvallah. Hocam duanızı bekliyorum çocuklarıma, eşime, ablam Melha'ya. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcımız olsun. En önemli dua budur. Evet. Bir de Allah şunu söyleyeyim. Evet. Kişinin kendisine yaptığı dua en makbul duadır. Bir başkasından değil. Çünkü zanzardan yapılan dualar da kabul oluyor diyorlar hocam. Şimdi bakın kişinin kişiye yaptığı dua makbuldür. Onda bir sıkıntı yok. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin hangi duaya ihtiyacınız olduğunu ben bilemem. Başkası bilemez. Onun için de sizin en güzel yapmanız gereken dua kendinizin yaptığı duadır. Bunu bilmiyorsanız da bir tane duaların esrarı kitabı alın. Öğrenmiş aldım. Olun ya. Aldım. Allah aldıysanız ne yapın? Onun içerisinde var. O duayı elinizi açın. Dua ederken elinizi açın o kitaptan okuyun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hocam ben size dua ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama kazalar diye böyle 5 vakit namazımı ama, dua ediyorum. Eyvallah. Sen ama genel olarak dua ediyorsun. Mesela benim hasta olduğumu biliyor musun? Mesela benim şu anda hangi duaya ihtiyacım olduğunu biliyor musun? Biliyor musunuz? Hocam ne sıkıntınız varsa gitsin diye dua ediyorum. Ben. Mesela Ali Tünal'ın, Mehmet Kasadar'ın Rabbim ne sıkıntısı varsa gider diye. Amin diyelim. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. İzlemeye devam edelim. Ankara'daki değerli gönüldaşımıza saygılarımızı sunuyoruz. Evet abi. Şimdi cennet kolay değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Şimdi ablamın sorduğu soru doğru da önce yaşamak lazım. Şimdi o tip insanlar şimdi haramı yap zaten cennete gidemez ki. Oraları evet, karıştırmayalım tamam. Abi. Biz o konulara şimdi, yorum yapmayalım. Bu bir kişinin bir sorusunun iki cevabını verdik. Daha devam ediyoruz. Edelim abi. Evet. O ki demiş ben gençliğimde çok zina yaptım. Ama zinadan kastım sadece erkeklerle mesajlaşmak oldu. Sadece iki kişiyle yüz yüze buluştum. Hani bunun dindeki hükmü büyük bir zina mı? En büyük zina nedir? Affedilmeyen zina var mıdır? Şimdiden Allah razı olsun. Halit abiye de selam olsun demiş bir tane izleyicimiz. Evet. Şunu söyleyebiliriz. Bir insan evlenmek maksadıyla, birbirini tanımak maksadıyla ve işi daha ilerlere götürmemek şartıyla ne yapacağız? Değerli dostlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Söylüyorum. Mesajlaşabiliriz. Şimdi yüz yüze görüşmeniz dinen caiz değildir. Affedilmeye zina olur mu? Onu ben bilmem. Onu Allah Azze ve Celle bilir. Ama zinayı ne yapar?
Allah Azze ve Celle affedip affetmeyeceğini ne yapıyor? Bizlere bildirmiyor. Umulur ki tövbe edin, umulur ki Allah Azze ve Celle affeder diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi zinanın büyüğünü, küçüğünü soruyorsunuz. Şimdi geçenlerde de bir tanesi sormuştu işte televizyondan, internetten porno film izliyor. Evet, evet. Bu nasıl bir zinadır? İşte insan birebir yaparsa nasıl bir zinadır? E biri sanal zina, biri orijinal zina. İkisinin de günahı vardır ama orijinal zinanın günahı daha fazladır. Mevzu budur. Evet. Evet abi. Selamun aleyküm hocam. Ben Azerbaycan'dan soruyorum demiş. Halit abiye de selam olsun. Azerbaycan'daki kardeşimize selam olsun inşallah. Benim sorum şu. Hazreti Fatıma'ya sağken kuma gelmiş mi? Bir de hocam ben nice kişiler tanıyorum. Namazında, niyazında, Kur'an'ını okuyor ama ağzı küfürlü. Hocam dürüst insanları nasıl tanıyacağız bilemiyorum. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Allah razı olsun. Duayla ayrı programlar demiş. Şimdi Hazreti Fatıma hayattayken Hazreti Ali hiç evlenmedi. Yani İslam literatüründe yok. Ben görmedim. Tarih kitaplarında ben görmedim. Evlenmedi hiç ama vefatından sonra tabii ki evlendi. Evet. Vefatından sonra başka kadınlarla evlendi Hazreti Ali. Hakkıdır, evlenecek tabii ki. Şimdi diyeceksiniz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yadigarına, onun can paresinin üzerine evlenilir mi? E, vefat etti. Onu ben bilemem. Onu Hazreti Ali'ye sormak lazım. Ben onu bilemem. Hazreti Ali ama başkalarıyla evlendi. O kesin. Bu birinci mesele. İkinci mesele neydi abi? Abi ikinci meselesi de dürüst insanları nasıl tanırız? Dürüst insanları tanıyabilmenin yolu önce kendimiz dürüst olmamız lazım. Şimdi biz ibadetlerimiz, ben size bakın buradan bir sır vereyim. Azerbaycanlı kardeşime vereyim ama tüm izleyicilerimize de söylemiş olalım. İnsanı tanımanın nasıl olacağını anlatayım ben size burada bir kısaca. Şimdi bir insan ibadetlerini, taatlarını devamlı yerine getirirse, insan hayatının her alanına dinin gereklerini, kurallarını yayarsa ve Allah Azze ve Celle'den yardım isterse, Allah Azze ve Celle'den dualarla yardım isterse ne olur? Allah Azze ve Celle sana kötülük yapacak insanın sana ilham eder. Der ki, misal verelim burada. Bizi bir uzaktan al kameraman kardeşim. Halit abi şimdi yanımda. Halit abi bana eğer kötülük yapacaksa, ben Allah Azze ve Celle'nin koruması altındaysam, eğer kötülük yapacaksa Halit abi ne yapar? Halit abi bana baktığı zaman Allah Azze ve Celle benim kalbime ilham eder. Bak bu adamdan uzak dur, sana evet, kötülük yapacak diye. Veya tam tersi, misal verdik bunu. Yani. Diyelim Halit abi 5 vakit namazını kılıyor. İbadetlerini yapıyor. Taatlarını yerine getiriyor. Zina yapmıyor. İnsanlarla ne yapmıyor? Kötü söz söylemiyor. Kötü fiillerde, hareketlerde bulunmuyor. Halit abi öyle bir adam. Bizi uzaktan al. Halit abi öyle bir adam. Ben de evet Müslüman olduğumu zannediyorum. Ama yalan söylüyorum. Üçkağıtçılık yapıyorum. Düzenbazlık yapıyorum. İşte ibadetlerimi doğru düzgün yapmıyorum. Kimi zaman var, kimi zaman yok. Ben Halit abiye eğer kötülük yapacaksam, Halit abiye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Koruması altına alıyor. Hı. Yani Halit abiyle, şu kitabı verir misin abi? Halit abiyle benim arama böyle set çekiyor. Ben ne kadar kötülük yapmak istesem de isteyeyim, Halit abiye o kötülük ulaşmıyor. Ben yapıyorum ama ona ulaşmıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin koruması var burada. Allah Azze ve Celle'nin koruması var burada. İşte bu korumayı yakalayabilmek en önemli mesele. Bu korumayı yakalarsak biz o zaman dürüst insanla dürüst olmayan insanı ayırt edebiliriz. Biz o zaman Halit abinin yüzüne baktığımız zaman, gözlerine baktığımız zaman, Halit abinin vücuduna baktığımız zaman hakikaten düzgün adamdır deriz. Namuslu adamdır deriz. Veya Allah Azze ve Celle'nin koruması altındaysak baktığımız zaman bu Halit abi Şam şeytanına benziyor, bundan uzak durmak gerek deriz.
Bunu aslında kendimiz demeyiz. Dedirten Allah'tır. Çünkü o insan sana kötülük yapacaksa araya bir set çekiyor. Senin kalbini ona doğru değil de güzele, ideale doğru götürüyor. Dolayısıyla evet. Burada bir set olduğu için o kötülük sana ulaşmıyor. Dürüst olmayan, namussuz, ahlaksız insanlar sana ulaşamıyor. İnsanlar dedim, bakın ha, bir tek erkekler dürüst olmayan, ahlaksız, namussuz bir tek erkekler değil, kadınlardan da var. Şekil adı olduğu gibi bir sürü sorular geliyor. Bir sürü sorular geliyor değerli dostlar. Evet. Artık o kadar çok soruya cevap verdim ki, yani tecrübe kazandım ki bu konuda daha neler neler. Dolayısıyla o kalkanı yakalayabilmek, normale dönebiliriz. Kalkanı yakalayabilmek. Mesele o değerli arkadaşlarım. Kalkan meselesi bu. Mesele bu değerli arkadaşlarım. Ondan dolayı diyorum ki Allah Azze ve Celle'nin kalkanı içerisine girebilmek için ne yapmak lazım? Bir kere ibadetlerimizi yapmamız lazım. Her şey değerli dostlar, dua, dua, dua diyoruz. Dua etmemiz lazım. Duasız olmuyor dostlar, olmuyor ya. Bunu ben bir Ramazan'dan beri burada program yapıyoruz. Bir Ramazan, bak, bir Ramazan'dan beri. Dua, 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 dua diyoruz. Sebep? Sebep değerli dostlar. Soruyorum, sebep. Dua, dua, dua diyoruz. Neden? Neden hiç düşündük mü? Çünkü duasız olmuyor arkadaşlar. Bizim her şeye gücümüz yetmez. Biz her şeyi bilemeyiz. Hiçbir şeyi bilemeyiz. Onun için gaybı bilen Allah olduğu için bize eğer bir bela gelecekse, bir sıkıntı gelecekse ne yapacağız? Ne yapacağız değerli arkadaşlar? Ne yapacağız? Soruyorum, ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'den yardım isteyeceğiz. Devamlı. Allah Azze ve Celle'den yardım istersek, dua edersek, koruma kalkanı olur. Nazara, kem gözlere, cinlere, büyüye, sihire, üçkağıtçılığa, düzenbazlığa, namussuzluğa, iffetsizliğe, ahlaksızlığa karşı ne olur? Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olursak biz o zaman kazanmış oluruz. Aksi halde başımıza her türlü belalar, sıkıntılar gelir. Mesela sadaka vermemiz lazım ki belalar bizi bulmasın. Misal verdim ben bunu sadece. Dua etmemiz lazım ki Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olalım. Mevzu budur diyorum. Evet abi. Merhabalar hocam. Evliyken neden yüksük takılır, neden takmak gerekir demiş bir izleyicimiz. Abi bir daha söyle. Merhabalar hocam. Evliyken neden yüzük takmak gerekir, neden yüzük takılır demiş. Eyvallah. Yüzsük. Şimdi oraya takılacağını bildiğim için şimdi iki sefer sordum, bunu da biliyorum yani. Şimdi bir insan Halit abiyle ara ara böyle değerli dostlar, yani biz evet vaaz programı yapıyoruz, İslami bir program ama Müslüman hiç gülmeyecek diye bir kayda kural yok ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tebessüm sadakadır. Ne öyle böyle dursam, ne var, derdin ne, niye sen zina yaptın mı diyeyim yoksa? Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Hayatı her anıyla yaşamaya çalışıyoruz. Halit abinin söylediklerini ben böyle dalgaya almıyorum, gırgır almıyorum. Sadece böyle latife olsun diye yapıyoruz ara ara. Mesela yaşlısın diyorum, o da kızıyor bana. Değilim diyor. Torun sahibisin diyorum, ya o olabilir diyor. Sıkıntı yapma çünkü ortada. İşte yüzsük diyor. Şimdi yüzük değerli dostlar. Bir kadının veya evlinin, kadının veya erkeğin o insanın evli olduğunun işaretidir. Onun için takmamız gereklidir. Dışarıdaki bir erkek bir kadını görüp beğenip bu kadını benim almam lazım dediği anda böyle yüzüne baktığı zaman, yüzüğüne baktığı zaman evet bu kadın evli, dokunulmaz. Bitti. Bitti. Onun için yüzük takmak gereklidir, güzeldir, idealdir. Ha, farz değildir, ayrı bir konu. Söylüyorum. Ama bir kadın için muhakkak yüzük takması gereklidir. Onu söyleyebilirim. Evet abi.
Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Rabbim size ve sizin gibilere biz günahkar kulların başından eksik etmesin sizlere. Kitaplarınızın çoğunu aldım. Çok güzel, emeğinize sağlık hocam. Annem 65 yaşında ancak Kur'an-ı Kerim'i heceleyerekten okuyor. Anneme bazıları demişler ki günah okuma demişler. Bu konuda ne söylersiniz? Söyleyenlerin tamamı yalan söylemiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bakınız bu çok önemli. İşin şakası gırgırı bir tarafa. Bu konu çok önemli. İnsanımızı biz Kur'an-ı Kerim'den soğutursak en büyük kötülüğü yapmış oluruz. En büyük kötülüğü yapmış oluruz. Onu söyleyeyim ben size. En büyük kötülüğü yaparız. Onun için ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini kulağımıza tabiri caizse küpe yapalım. Beynimize nakış nakış işleyelim. Önemli. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insan Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine 10 sevap alır. Elif, lam, mim. Şimdi bunda kaç tane harf var? Bir tane mi, üç tane mi? Elif bir, lam iki, mim üç. Üç tane harf var. Yani üç harfi okuduğumuz için 30 sevap alıyoruz. Peki heceleyerek okuyan, yeni öğrenen, yeni öğrenmeye çalışan bir insan nasıl okuyor? Ben nasıl okuyorum? Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Hüden lil müttakîne ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne s-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Niye ben hafızım onun için okuyabiliyorum? Şimdi o insan ellezîne yu'minûne bil gaybi diye heceleyerek, mahreçleri çıkaramayarak okuyan, zorlanarak okuyan insanlara Hazreti Resul her harfine 20 sevap vardır diyor. Kur'an-ı Kerim okumayı teşvik ediyor. Her harfine 20 sevap. Bu ne demek biliyor musunuz değerli dostlar? Bu şu demek. Net bir biçimde ortaya koyayım. Elif, lam, mim. 30. Okuyamayan için, yavaş okuyan için 60 tane sevap vardır. 60 sevap. Şimdi Allah Resulü bilmiyor muydu ki yanlış okuyabileceğini, bilmiyor muydu? Allah Resulü heceleyerek okuyacağını bilmiyor muydu? Biz öğrenirken anamın karnında öğrenmedim ki ben. Ben nerede öğrendim? Ben de bir hocaya gittim. Allah razı olsun. Bize öğretti, hafız yaptı. Biz okuyabiliyoruz. O insanlar da okuyacak. Kim diyorsa ki Kur'an-ı Kerim'i yanlış okursun diye okuma, en büyük ihaneti ortaya koyuyor. Kim diyorsa ki Kur'an-ı Kerim sen okuma, sen bilmezsin diyorsa aynı Yahudiler gibi yapıyor. Kim diyorsa ki Kur'an-ı Kerim'i okumamalısın, niye? Çünkü sen yanlış okursun. Allah Resulü bilmiyor muydu? Bilmiyor muydu? Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu yanlış okunacağını? Ne olurdu? İnsanların tamamını formatlardı. Kur'an-ı Kerim herkes ezberi bir vaziyette beynini ne yapardı? Ona göre Allah Azze ve Celle ortaya koydu. Herkes ezbere bilerek meydana gelirdi. Yapmadı bunu. Evet. Böyle yapanların tamamı en iyi ihtimalle cahil, en iyi ihtimalle ahmak. Kötü ihtimalleri söylemek istemiyorum. Onlar da ne biliyor musunuz? Yahudi veya Hristiyanların ekmeğine yağ sürmektir. Çünkü onlar kendi dinlerine çekmek istiyorlar. Bak siz okuyamıyorsunuz. Sizinki zor. Gelin bizim tarafa. En iyi ihtimalle söylüyorum. Cahillik ve ahmaklık, kötü ihtimalleri arka arkaya sıralamama gerek yok. Evet abi. Hocam benim kocamla sorunlarım var. Senden soğudum diyor bana. Hiç huzurum yok. Ne yapmam lazım? Benim hangi duaları okumam gerekir? Yavrularım var. 3 tane yuvamı da kurtarmam lazım. Bana acilen dua önerir misiniz demiş bir izleyicimiz. Şimdi her şeyden önce, duadan önce hay hay. Kendini bir kere resetlemen lazım, yenilemen lazım. Yani kocan senden neden soğudu? Evet. Senin yüz görünümünden mi, vücudundan mı neden soğudu? Senin elbiselerinden mi neden soğudu? Bunun nedenini araştırmak lazım.
Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi, kızlarımız evlenmeden önce böyle allı pullu, çok hoş, değerli. Benim de bir kızım var. Evlenmeden önce öyle ama evlendikten sonra 2-3 sene sonra bir salı veriyorlar, Allah vere. Öyle olmamak gerekir. Bu sefer kocanın gözü dışarıya kayıyor. Aa buyurun, böyle problemler meydana çıkıyor işte. Evet. Onun için bir bakınız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzden cımbızla kıl almayı yasaklamıştır. Yasaklamıştır. Bu nerede? Hadis-i şerifte vardı. Ama kocasının kendisine bakıp da ya sen erkeğe benziyorsun, ne biçim kadınsın dediği zaman alabilir, kendisini düzenleyebilir diye, bakınız özellikle söylüyorum bunu, ortaya koymuştur. Neden? Aile dağılmasın diye. Neden? O kadıncağız başkalarına değil, kocasına güzel görünmesi gerekir. Ona göre elbisesini giyinmeli. Ona göre sistemini ortaya koymalı. Ona göre hayat tarzını ortaya koymalı. Önce neden soğuduğunu bulmak lazım. Neden? Bu nedenini bulduktan sonra iş kolay. Neden soğuduğunu bulacaksın. O soğukluğun geçmesi için önce o sorunu kökten çözeceksin. Yani bataklığı kurutacaksın. Kocan senden neden soğumuş? Evet. Önce bunu bir öğreneceksin. Ondan sonra o yolda adım atacaksın. Adım attıktan sonra Allah'tan da yardım isteyeceksin. Biz ne diyoruz? Bizde ruhanilik yok. Al elini aç, böyle oturalım biz burada, elimizi açalım. Allah'ım bana ekmek gönder. Böyle oturalım. Allah'ım bana ekmek gönder diyelim. Bize bu şekilde otururken ekmek göndermeye Allah Azze ve Celle kadir değil mi? Evet kadir. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Her şeyi bilendir, görendir. Her şeyin sahibidir. Gönderebilir mi? Gönderebilir. Ama Cuma suresinde ne var değerli dostlar? Namazımızı kılacağız. Cuma namazımızı. Her zaman namazımızı kılacağız. Arkasından da ne yapacağız değerli dostlar? Dünya üzerine dağılacağız, rızkımızı arayacağız. En hayırlı rızkı verecek olan Allah'tır. Şimdi siz de birinci mesele ne? O bataklığı kurutmak için önce sorun nereden kaynaklanıyor? Onu bulacaksınız. O yolda adım atacaksınız. Allah'tan da yardım isteyeceksiniz. İnsanın kendisinin mutlu olması için, huzurlu olması için, insanın karşısındaki insana sevimli görünmesi için, muhabbetinin artması için, ailesinde birliğin ve dirliğin olması için dualar var mı? Var. Ama önce o soruna çare bulmamız lazım. Evet. İşte bir kadın da kocasına nelerini verebilir? Kocasıyla hangi standartlar üzerinde yaşayabilir? Kocasının isteklerinin hangileri helaldir, hangileri haramdır? Bunları da bilmek istiyorsak mahrem konulara başvuracağız. Yeniden birlikteyiz. Böyle güzel bir yerde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, hazzını yaşamaya devam ediyoruz. Yeter ki Allah Azze ve Celle bu bedene bu nefesi verdiği sürece, bizlere burada olmayı nasip ettiği sürece, yeter ki sizler de bizleri izlediğiniz sürece burada olalım değerli kardeşlerim. Haydi Halit abi, zaman geçirmeden evet, sorulara devam edelim. Zira 35 dakikamız var. Acilen bu sorulara da cevap vermemiz lazım. Haydi bakalım. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. İlk önce Allah'ımıza binlerce şükürler olsun verdiği nimetler ve yaşattığı güzellikler için. Benim size sorum, ben namazımı kılıyorum. Çok şükür duamı da ediyorum. Ama nedense hep ettiğim dualar tersi oluyor. Mesela çocuklarımın sağlığı, sıhhati için dua ediyorum. Hasta oluyorlar. Eşim için kazadan, beladan, musibetlerden uzak olsun diyorum. Eşimin başına gelmeyen kalmıyor. Buna rağmen her şeyde vardır bir hayır diyorum.
namazımı kılıyorum. Ayet-el Kürsi'yi de okuyorum. Yine aynı. Kılmadığım zaman her şey yolunda gidiyor. Ama ne olursa olsun namazımı bırakmıyorum. Çok şükür hocam. Demem o ki neden böyle bir şeyler başıma geliyor? Binlerce kez şükürler olsun Allah'ıma. İnancım sonsuz elhamdülillah. Hayırlı yayınlar. Bartın'dan sevgi ve selamlarla Allah yardımcınız olsun demiş bir izleyicimiz. Destan gibi soru. Şimdi değerli gönüldaşlarım, şunu net bir biçimde ortaya koyalım. Allah Azze ve Celle kendisini seven, kendisinden korkan, kendisine riayet etmesini istediği insanlara önce belalar verir. Önce sıkıntılar verir. Başlarına her türlü derdi, kederi, elemi düçar eder. Bu da yetmez, bir de şeytan araya girer. Bak sen namaz kılıyorsun, daha kötü şeyler oluyor. Kılma, bak her şey yoluna giriyor der. Ve öyleymiş gibi de gösterir. Neden bunlar Allah Azze ve Celle yapar? Kişinin imanını sağlamlaştırmak için. Neden bunları Allah Azze ve Celle insana reva görür? Allah Azze ve Celle çünkü asla ve asla zulmetmez ayet-i kerimedir. O insanlara reva görmesinin en büyük sebebi o insanları pişirmek. O insanları imanını kaya gibi sağlam yapmak için. O insanlara yarın öbürsü gün başlarına bir sıkıntı geldiği zaman hemen dininden vazgeçmemesi için ne yapar? Allah Azze ve Celle sıkıntıları, kederleri o insanın başına verebilir. Hemen bir misalle onu anlatayım. Çünkü imani bir konu, sıkıntılı bir konu, problemli bir konu. Her hoca buna cevap veremez. Onu da söyleyeyim. Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sizlere bir misalle bunu aktarayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de öyle anlar yaşadı ki insanlar hiç iman etmiyorlar. Kime gidiyorsa iman etmiyorlar. Yok, etmiyor kimse. Kime gidiyorsa. En yakın komşusuna gidiyor. Yok Muhammed, ben istemiyorum diyor. En uzağındaki insana gidiyor. Yok Muhammed, ben istemiyorum. Ben atalarımın dinine devam edeceğim. Çok samimi olduğu insanlara gidiyor. Yok Muhammed, ben de istemiyorum diyor. Ben atalarımın dinine devam edeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar böyle bunalıma düştü ki hiç kimse iman etmiyor. Şaşırdı kaldı. Bu nasıl olacaktı? Şaşırdı. Artık umudunun biteceği noktalara geldi. Böyle ümitsizliğe düşer gibi oldu bir ara. Ya bu insanlar neden iman etmiyorlar diye için için kendi kendini yemeye başladı. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime gönderdi. Ey Habibim, ey Resulüm, ey Peygamberim, ey Muhammed, sen yalnız ve yalnız tebliğ edicisin. Yani anlatansın. Ortaya koyarsın. Anlatırsın. Hidayeti verecek olan benim diye buyurdu Allah Azze ve Celle. Kalplere hidayeti verecek olan Allah'tır. Ama bize düşen görev insanlara tebliğ etmektir. Şimdi burada sizin sorunuza gelelim. Allah Azze ve Celle sizin imanınızı kaya gibi sağlam yapmak istiyor. Allah Azze ve Celle sizi daha önceki yapmış olduğunuz günahlardan temizleyerek, arındırarak, tertemiz, annenizden ilk doğduğunuz gibi, annenizin ak sütü gibi tertemiz sizi dünyada yaşatmak istiyor. Ahiretine de öylece almak istiyor. Onun içindir ki siz dua edersiniz,
sıkıntılar gelir. Siz ibadet edersiniz, elemler gelir. Siz Allah Azze ve Celle'nin yolunda gidersiniz, önünüze çok büyük engeller gelir. Sakın ha sakın, imanınızdan taviz vermeyeceksiniz. Umutsuz olmayacaksınız. Ümitsizliğe düşmeyeceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle'nin size mükafatı çok büyük olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tır. Sadece size veya bize fark etmez. Düşen görev Allah Azze ve Celle'nin emirlerini hayatımıza uygulamaktır. Gerisi boştur değerli dostlar. Evet. Şeytandan insana dost olmadı olmayacak. Nefsimizden insana dost olmadı olmayacak. Şeytanın çocuklarından dost olmadı olmayacak. Tek dost var, yegane dost var, o da Allah Azze ve Celle'dir. Onun dünyadaki ise kulu ve Resulü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz her zaman söylüyoruz. Dost istersen Allah yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Evet abi. Hocam ben nişanı attım. Kaynatam, görümce, nişanlım hakaretlerde bulundular. Ben de onlara beddua ettim. Benim bedduam geçer mi? Onların bedduası bana geçer mi? Allah'a havale ettim onları. Cevaplarsanız çok kötüyüm ne olur demiş bir izleyicimiz. Şimdi beddua etmen insana iyilik getirmediği kesindir. Beddua edersiniz siz. Gider gökte dolaşır gelir sizi bulur. Şimdi kayınbabanızın size sıkıntı vermesi sizin beddua etmenizi gerektirmiyor. Allah'a havale etmeniz yeterlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle adildir. En büyük hakemdir. Onlara cezayı verecek olan da, onlara mükafatı verecek olan da Allah'tır. Gerisi boş hikaye. Boş değerli dostlar, boş. Hikaye. Onun için Allah Azze ve Celle'ye bizim kötü insanları, şerli insanları, sıkıntılı insanları havale etmekten başka çaremiz yok. Çünkü İslam dinine göre biz devlet olarak yönetilmiyoruz. İslam dinine göre yönetilsek zina eden kadının recm edilmesi, erkeğin de kellesinin gitmesi lazım. Bir kadına sarkıntılık eden bir adama 100 sopa vurulması lazım. Namaz kılmayan bir adamı veya kadını hapse atılması lazım. Ama buna hiçbir yapılmıyor. Dolayısıyla biz dini bir sistemde yönetilmediğimiz için de Türkiye'nin kanunlarında bunların cezaları yok. Ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'ye havale edeceğiz. Beddua etmeyeceğiz. Çünkü beddua eninde sonunda gelip bizlere değiyor. Bizlere değiyor. Onun için ne yapacağız değerli dostlar? Allah Azze ve Celle'ye havale etmekten başka çaremiz yok. Bir, ikincisi Allah Azze ve Celle'ye ibadetlerimizi daha aşkla, daha şevkle, daha büyük bir muhabbetle yapmaktan başka çaremiz yok. İbadetlerimizi, taatlarımızı yerine getirmekten başka çaremiz yok. Allah Azze ve Celle mazlumun yanındadır. Allah Azze ve Celle kaybedenin yanındadır. Allah Azze ve Celle iftiraya uğrayanın yanındadır. Allah Azze ve Celle yalan atılan insanın yanındadır. Allah Azze ve Celle her zaman her halükarda doğrunun yanındadır değerli kardeşlerim. Evet. Hocam. Telefonu alayım abi. Al abi. Ondan sonra devam edelim. Alo. Alo, iyiyim ben. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kolay Bizi İstanbul'dan geldin. Arıyorsunuz. Buyurun efendim. Hocam benim sorum olacak size. Hemen alalım. Benim erkek arkadaşım var.
Ama ailesi bizim evlenmemize karşı. Yani hiçbir şekilde yanaşmıyorlar. Biz de birbirimizi istiyoruz. Abileri devamlı beni kötülüyorlar. Şöyle böyle diye. Yani beni tanımadıkları halde. Abileri, yengeleri. Devamlı aramıza gidiyorlar. İşte kardeşime yakışıyorsun. Şöyle böyle diye. Yani bu durum karşısında da biz çok üzülüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir evlilikte annenin babanın rızasını almak çok önemlidir. Bir evlilikte ailenin rızası en üst seviyededir. Bir evliliğin hayırlara vesile olması, hayırlar getirmesi için sizin gibi iki tane gencimizin, iki tane güzide insanımızın Allah Azze ve Celle'den yardım istemesi gerekir. Nasıl? Bir, ibadetlerimizi, taatlarımızı muhakkak yerine getireceğiz. O kesin. Çünkü borcumuz Allah'a, yapmak zorundayız. Namazımızı, orucumuzu yapmak zorundayız. Kılmak, tutmak zorundayız. İkincisi ise bu evliliğin sizler hakkında hayırlı olup olmadığını Allah Azze ve Celle'ye sorabiliriz. İnsanlarla istişare edebiliriz. Şimdi istişare ney, istihare ney? Onları da bir biliyor muyuz? Hayır. Söyleyeyim birkaç kelam ile. İstihare manen, yani rüyamızda gördüklerimizi tabir ederek ortaya çıkılan sonuçtur. İstişare ile, istişare ise sizi yakından tanıyan, yakinen tanıyan, hem kız tarafını hem erkek tarafını tanıyan insanların bir araya gelerek istişare etmesiyle beraber bu işin hayırlı veya hayırsız olmayacağını ortaya koymasıdır. İstihare, yani manevi mana aleminde görülenle ne yapılmaz? Amel edilmez. Ama istişare ile edilir. Ben size acizane tavsiyem, bir, istişare yapın. İki, evet. İstihareye yatın. İstihareye yatmayı biliyor musunuz? Bilmiyorum hocam, hayır. O da kolay. Duaların esrarı içerisinde onun duası vardır. Ne yapıyorsunuz? Yatsı namazını kıldıktan sonra yatacağınız zaman iki rekat istihare namazı kılıyorsunuz. Yani nafile namazdır iki rekat. İlk rekatta Kafirin suresi, ikinci rekatta İhlas suresi okuyorsunuz zamm-ı sure olarak. Selam verdikten sonra bu duaların esrarı içerisinde bulunan istihare duasını açıp okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra dünya kelamı konuşmadan uyuyorsunuz. Yatıyorsunuz. İlk gece, ikinci gece, üçüncü gece hiçbir şey göremeyebilirsiniz. Evet. Bir gece, üç gece, yedi gece, 14 gece ve 21 gece yapılabilir. Onun sonucuna göre bir karar da verilebilir. Ben sizin yerinizde olsam acizane bu iki yolu da denerim. Ondan sonra bir karar veririm. Çünkü seni istemeyen aile neden istemiyor? Mesela damadı sizin aileniz istiyor mu? Evet hocam, yani bizim aile tarafından hiçbir sıkıntı yok ama onun ailesi biraz bakmıyor. Peki yani senin baskından dolayı mı yok, yoksa gerçekten istedikleri için mi yok? Yani istiyorlar ama maddi sıkıntılar yüzünden biraz bakmıyorlar yani bildiğim kadarıyla. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ben de. Halit abi de anlamış. Kısacası bu. Dolayısıyla bence bu kadar baskı yapma aileye, doğru değildir. Yani. Her şeyin doğru olduğunu Allah Azze ve Celle'den başka kimse bilmez diyelim. Hocam, helallik konusunda birkaç sorum olacak size demiş. Olalım. Bir bir sorayım. Bir kimse kendisinden helallik isteyen kimseye hakkını helal etmiyorum diyebilir mi? Bir kimse kendisinden helallik isteyen kimseye hakkımı helal etmiyorum diyebilir mi? Diyebilir. Yani insanın dilinin kemiği yok, diyebilir. Bu bir. Hakkımızı helal etmediğimiz kimsenin günahını almış olur muyuz? Eğer o insanın üzerine hakkın yoksa ve hakkımı helal etmiyorum dersen, tabii ki ne yapmış olursun? Onun hakkına girmiş olursun bu sefer. Düşünsene mi? Halit abiyle bizi bir uzaktan al değerli, evet, kardeşim. Halit abiyle beraber biz ne yapıyoruz? Burada program yapıyoruz. Değil mi abi? Evet. Şimdi senin benim üzerimde hakkın yoksa bana soruyorsun, Mehmet hocam hakkını helal eder misin? Etmiyorum desem. Ne olmuş olur?
ben senin hakkına girmiş olurum. Evet. Neden? Senin kalbinde ukde bıraktırdığım için. Benim evet. senin üzerine hakkım yok ki. Şimdi düşünsene bir, düşünün bir o soruyu soran kardeşime de söylüyorum. Biz ne yapıyoruz? Dünya üzerinde 7 milyar insan var. Evet. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum deyince ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor değerli dost? Hiçbir şey olmuyor. Böyle afaki sorular sormamak gerekir. Evet. Hoca cenaze tamam. sırasında helallik istediği zaman hayır diyebilir miyiz? Bu arkadaş herhalde hakla ilgili kafayı bozmuş acık. Alacağı çok herhalde bilmiyorum da. Veya vereceği çok. Şunu söyleyebiliriz. Evet diyebilirsiniz. Ama tanımadığınız insana niye diyesiniz ki? Evet. Evet. Bir kimse kendisinden helallik isteyen kimseye hakkını helal etmezse cennete girebilir mi? Yani hakkı varsa özellikle söyleyeyim. Kul hakkını Allah Azze ve Celle Allah affetmiyor. Kul hakkını Allah Azze ve Celle affetmiyor. Varsa önce o kul hakkını helalleşecek. Ondan sonra cennete girecek. Onun başka yolu yok. Evet. Evet abi. Hocam hayırlı günler. Çok güzel anlatımlarınız var. Teşekkür ediyoruz. Çok sıkıntılarım var. Bizler bu sıkıntıları aşabilmemiz için hangi duayı nerede ne zaman yapmamız gerekir? Tavsiyede bulunur musunuz? Hemen demiş. Abi hemen evet. açıver bulunuver abi. İşte kardeşime hemen şöyle ben. Hemen bir içindekiler bölümünü açıver abi. İçindekiler bölümünü açayım. Hemen. Sıkıntılar. Yani benim bu konuyla alakalı bir cevap evet, vermeme evet. gerek yok. Evet. Zaten kitabı ortada. Hı-hı. Hemen Hı-hı. abi. Evet. Hemen. Ver abicim ver ben bir bugün, bulayım sana. Hemen bugün, ben sana bulayım bugün, abicim. Bugün kardeşlerimizin gerçekten hep sıkıntıları bol. İnsanların kurtulmak istediği nedir? Bakınız ben burada hemen söyleyeyim size değerli kardeşlerim. Üzerimizdeki tembelliğin, açlığın, susuzluğun, bitkinliğin, yorgunluğun giderilmesi için korunma ve unutkanlığın giderilmesi için evet. bir insanın başına gelen sıkıntılardan kurtulması için cin ve şeytanlardan kurtulmak için çocuğu olmasını isteyen çocuğu olmayan kardeşlerimizin çocuğu olması için eğer bedeni bir sorunu yoksa sütü düşük olanlar, sütü az gelen hanımlar için, düşük yapanlar için, ayrıca zihnimizdeki tembelliğin giderilmesi için, bedeni bazı rahatsızlıklarımızın giderilmesi için, rızkımızın kolayca elde edilebilmesi için, sihir var yani ellerimizde çıkıyor, bir taraflarımızda çıkıyor böyle büyükçe. Sil, çiban, yara, mantar ve buna benzer hastalıklarımızın giderilmesi için insanın tövbe ve istiğfar ederek Allah'a yakınlaşması için başımızdaki belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için insanın her türlü sıkıntıdan kurtulması için şifa duaları, şifa ayetleri ve insanın dua ederken hangi kurallara göre, usullere göre yapılmasını önerilen dualar için iki tane eşin birbirlerine güzel görünmesi için ailelerin yeniden bir araya gelmesi için maddi ve manevi sıkıntılarımızın giderilmesi için pazartesiden diğer pazartesiye her gün okuyabileceğimiz dualar bunların içerisindedir değerli dostlar. Evet. Sorulara devam edelim abi. Üskan Bey ne oldu bu telefonlar ya? Gene sen sustun ha. Cennet. Üskan da diyor ki o kadar çok iş yapıyorum ki. Cenneti duyunca o da mı güzellikleşti? Ne yaptı? O da sustu. Bunun sesi mi gitti? Ne oldu? Anlamadım ki ben onu. Devam. Hocam size sorum olacak. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Bundan 7 sene önce eşimin kız kardeşi bana iftira attı. Ve beni kahve falında bulmacadan gördüğüne
ve eşiyle ilişkim olduğuna iftira etti bana, söyledi. Artı bana ailecek eşim hariç şiddet uyguladılar. Ben hala bunun etkisindeyim ve kaldıramıyorum. Hocam, iftiranın günahı ve bedeli nedir? Bana lütfen yardımcı olun. Saygılarımla Şerife Talaslıoğlu, demiş bir izleyicimiz. Her şeyden önemlisi Allah Azze ve Celle kendisinin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Bununla birlikte şunu da söyleyelim bu arkadaşımıza, net bir biçimde söylüyorum. İnsanın iftira edilmesi, insanı kenara atılması, insanın sıkıntıya sokulması dinen caiz değildir. Vay. İftira attığınız zaman o iftiranın karşılığında iki tane günah işliyoruz. Bir, kul hakkına giriyoruz. İki, her şeyden önemlisi, bir kul hakkına giriyoruz. İki, daha da önemlisi, özellikle söylüyorum, daha da önemlisi, neye giriyoruz değerli dostlar? O insanın günahına girmiş oluyoruz. Nereden biliyorsunuz ya, iftira atmak insanı cehenneme götürür. Bunu unutmayın. İftira atıldığından dolayı yuvalar dağılıyor. Orada ne kadar insan varsa günahını almış oluyorsunuz. İftira attığından dolayı o insanı tanıyan herkes ona kötü gözle bakıyor. Herkesin günahını almış oluyorsunuz. İftira attığınız için, o insanları yanılttığınız için komplesini günahını almış oluyorsunuz. Yani bu toplumsal bir olay. Toplumsal bir olay olduğu için de ne oluyor değerli dostlar? O toplumdan özür dilemeniz ve o insanların haklarını almanız lazım. Hangi birini tanıyacaksınız? Hangi birinin hakkını alacaksınız? Hangi birinin değerli dostlar hakkını alacaksınız? Hangi birinin? Soruyorum ben size. Hangi birinin hakkını alacaksınız? Hangi birinin? Hangi birinin hakkını alacaksınız değerli arkadaşlarım? Soruyorum ben size. Dolayısıyla hangi birinin hakkına biz merhaba diyeceğiz? Hangi birinin? Bir tanesinin mi? İki tanesinin mi? Üç tanesinin mi? Hangisinin? İftira bir, kul hakkına giriyor. İki, kul hakkına girmekle beraber kalmıyor. O insanın hayatının ondan sonraki bölümünde başına gelecek her türlü bela, felaket, sıkıntı, dert, tasa, elem, keder o insanı buluyor. Neden buluyor peki? Sebep? Sebep? Soruyorum değerli dostlar, sebep? İftira attığın için. Belki unutuyorsun onu. Belki zamanla onu unutuyorsun. Unutuyorsun. Dolayısıyla sorunu burada iyi bilmek lazım. İyi anlamak lazım. Nedir, ne değildir diye bilmek lazım. Araştırmadan, bilmeden insana iftira atamazsınız. Hazreti Ömer döneminde bir kadının zina yaptığını gelip söylüyor adamın bir tanesi. Diyor ki şahitlerin var mı? Var, çağırın diyor. Bir, iki, üç, üç tanesi aynı söylüyor. Dördüncü diyor ki ben bunların dediği gibi görmedim. O üçüne yüzer tane sopa vurduruyor. Sebep? Öyle bu işler iftira atmaya, iftira atmak öyle kolay işler değil. Bu işler öyle kafaya göre olmaz değerli dostlar. İftira insana attığın zaman toplumsal olduğu için o toplumu da etkilemiş oluyorsun. Nasıl bir devlet başkanı, şu anki başbakanımız ülkeyi yönetiyor. Ülkeyi yönettiği için bütün 75 milyon insanın sorumluluğu onun üzerinde. Hazreti Ömer ne diyor? Nil'in kenarında bir tane koyunu, bir kuzuyu, bir kurt kapsa onun hesabı benden sorulur. Dolayısıyla Sayın Başbakan da bunun bilinci içerisindedir umarım. O, eğer başbakanımız bu minval üzere devam ederse, hakkaniyete, adalete aykırı işler yapmazsa ve o yolda olursa ne olur? Allah Azze ve Celle o insanı peygamberlerle beraber haşreder. Bu kadar da önemli. Sevabı da büyük, günahı da büyük. Ama başbakan hakkaniyete, adalete uygun hareket etmezse ne olur? Dünyanın en büyük günahkarlarından biri olur. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bizi yönetenlerin tamamı, Cumhurbaşkanı'nın en altına kadar, atananlar, seçilenler,
tamamı hakkaniyete ve adalete uygun işler yapıyorlar. Bunun başka bir yolu yok değerli arkadaşlarım. Bunun başka bir yolu yok. Bunun başka bir sistemi yok değerli dostlar. Onun için de iftira attığınız zaman, yani bir insanın hakkında bir şey söylerken kanıtınız olması lazım. İftira atmayacaksınız. Çamur at izi kalsın. Böyle bir dava yok. Çamur at izi kalsın. Yok ya. Neye göre çamur atıyoruz izi kalıyor? Neye göre? Neye göre? Neye göre? Neye göre? Neye göre çamur atalım izi kalsın? Neye göre değerli dostlar? Onun için hakkaniyetli davranmak zorundayız. Onun için hakkaniyete devam etmek zorundayız. Bunu bilmiş olalım. İftira atarsak zarar ederiz. Hem de en büyük zararlardan bir tanesi olur bilesiniz. Bir telefonumuz var. Alalım Halit abi. Ondan sonra devam edelim. Alo. Alo. Düşmüş mü hattan? Duyabiliyor musunuz? Alamadık. Ne yapalım? Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun. Olur böyle vakalar. Bazen konuşmayı uzattığım zaman oluyor bunlar diyelim. Halit abi, bugünkü sorular bence yeterli. İnşallah biraz daha yarına kalsın. Her soruya cevap verirsek zaten yürütemeyiz. Dolayısıyla da herhalde bugünkü programında böylece sonuna geldik. Öyle mi Özkan Bey? Özkan Bey diyor ki isterseniz diyor bir 5 dakika daha uzatın, isterseniz diyor kapatın. Sorumuz varsa abi cevaplayayım, yoksa kapatalım. Var. Alalım hemen abi. Hemen. Allah nasip ederse hemen sorumuzu alalım. Hemen sorumuzu verelim abi. Hocam, cennette herkes aileleriyle bir arada olacak mı? Bu bir. İkincisi. Hemen cevaplayayım abi. Yavaş yavaş. Cennette herkes aileleriyle birlikte olacak mı? Evet. Olabilenler olacak, olamayanlar olacak. Mesela Halit abi sen evlisin. Evet. Sen cennete gidiyorsun, hanımın cehenneme gitti. Nasıl olacak bu iş? Dua ederim Rabbime. O da cennete gelir. Çünkü onun içinde bilemeyiz. Yani fedakarlık yaparız. Bilemeyiz. İnşallah. Fedakarlık yaparız derken sen de mi cehenneme gireceksin? Hayır. Şimdi ben cennete, hani diyor ya işte, ailemi eşim almadan gitmem diye. Ben de eşimi çok sevdiğim için ben de ya Rabbi ya o da benimle beraber cennete gelecek ya da ben de gitmiyorum diyeceğim başka. Hani burada öyle diyorlar ya, almadan gitmem diye. Biz de öyle yaparız ya. Hadi abi anladık. Çevir gazı yanmasın. Yok, devam. Hayır estağfurullah. Devam abi. Şimdi biliyorsun yani net konuşan bir insanım. Devam abi, evet. Devam. Selamünaleyküm hocam. Hocam cennete gitmenin yolu nedir? Kısaca anlatır mısın? Bir de nasıl bir dua etmemiz lazım ki cennete gidelim? Cennetin yolu duayla değil. Cennete girmenin yolu duayla değil. Özellikle söylüyorum. Cennete girmenin yolu ibadetle oluyor. Evet. Cennete girmenin yolu hayır hasenatla oluyor. Cennete girmenin yolu münafıklıktan uzak durarak, adam gibi adam olarak ibadetlerimizi, taatlarımızı yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını ortaya koyarak yaparsak olur. Onun dışında zor. Bize ruhaniyetlik yok. Ruhaniyetlik yok. Yani hani ya Hristiyanlarda var ya abi. Evet. Adam günah işliyor. Her türlü işi çeviriyor, ondan sonra gidiyor oraya oturuyor. Papaz efendi bir kenarda hemen bir vaftiz edip ne diyor? Evladım diyor, seni ben affettim. İyi de sen Allah'ın yerine kendini nasıl koyuyorsun ya? Günahları affedecek olan Allah'tır. Böyle bir dava yok. Onun için ne yapacağız? Cennete girebilmenin yolu önce ibadet. Evet. Önce ibadet. Başka yolu yok. Geçen bir abi bir soru soruyor bana. Diyor ki hocam diyor, ben diyor namaz kılmıyorum ama çok hayır hasenatta bulunuyorum. Evet. Hayır hasenat namazın yerine geçmez deyince suratı asıldı. Gözümün önünde duruyordu da böyle. Hayır hasenat ne kadar yaparsan yap namazın yerine geçmez. Sadece o senin güzelliğindir. Hayır hasenattan sevap kazanabilirsin misin? Evet kazanırsın. İyi de namaz
Kıl hayıra senat yapma dedim ona. Doğru bir ifade mi? Onun için doğru. Genel itibariyle doğru değildir. Namaz kıl. Hayıra senat yapma. Onun için önce namaz kılacağız. Evet. Yani ibadet yapacağız. Biz her gün dua ediyoruz. Zengin bir abiyle bir muhabbet ediyorduk. Bundan yıllar önce vefat etti. Allah rahmet eylesin diyemeyeceğim. Öyle bir abi değildi çünkü. He. Neyse muhabbet ediyorduk böyle. Hocam diyor ben her akşam bir duble böyle bir şunun gibi diyor böyle bir duble rakı içerim diyor. Bu çay tabii. Bu bardağı göstermek için söyledim. O da aynen bunun gibi bir şey söyledi. Ben her akşam bir duble alırım diyor. Fazla almam diyor. Bir duble diyor. Sonra diyor yatağıma yatınca diyor elimi yüzümü güzelce yıkarım diyor. Ayaklarımı da yıkarım ama diyor. Abdest almıyor bakın. Elini yıkıyor, yüzünü yıkıyor, ayaklarını yıkıyor. La oğlum bir kollar kaldı yıkasana. Yok. Ama ondan sonra diyor elimi açarım. Tanrım. Allah'ım demiyor Tanrım. Hmm. Ben seni çok seviyorum. Senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Bak çok güzel bir karım var, çocuklarım var. Seni ben çok seviyorum Tanrım. Ben senin dünyadaki halifenim. Sen bana bunları verdin. Seninle birlikte ben hayatımı devam ettiriyorum son anıma kadar derim. Böyle kendimce dua ederim. Ondan sonra yatarım. Evet. Hayatım boyunca hep böyle yaptım diyor. Ama hiçbir zaman diyor hayra sanattan geri kalmadım. Yani okullara yardım etmiş, burs vermiş vesaire. Bunlardan da geri kalmam diyor. Ben şimdi diyor en büyük cennetliyim. Dedim bir öl görürsün orada. Cennetlik misin başkası mısın onu bilemem ama bir öl bir görürsün orada. Ben gidip gelmedim ama şunu söyleyebilirim. Kitaplarda okuduğumuz kadarıyla sen işin yaş. Böyle muhabbet etmiştik de. Şimdi böyle cennete gidebilmek için sadece elimizi açalım. Allah'ım bize cenneti ver. Böyle bir dava yok. Hareketlerimizle, fiillerimizle, davranışlarımızla ortaya koyacağız. Önce ibadet. Önce inanış, iman, ibadet ve dua. Üçünü bir araya getireceğiz. Evet. Bunun başka bir yolu yok. Yaşamak lazım kısacası. Şüphesiz. Hani şüphesiz. Çocuğun biri babam öldü hocam cuma günü demiş ya. İbadet, ibadet yapar mıydı? Yok hocam ben cuma onu günü biliyorum, demiş. Orayı karıştırma sen devamını. Sen anlat dedin zaten onu. İşte devamını onu karıştırma. Önce yaşamak lazım. Eyvallah. Bugünkü evet. programımızın da böylece sonuna geldik. Halit abi senin önünde dolu. Karıştırma oraları. Evet. Yarın devam. İnşallah yeniden kendi saatimizde sabahleyin burada olmak dileğiyle diyorum. Hepinizi Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. Allah Azze ve Celle hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizleri dualarınızı unutmayın diyorum. İnşallah. Bizim programımız bitiyor ama duaların esrarının reklamı girecek. Ona da muhakkak müracaat edin. Her zaman bulamazsınız. Ona net bir biçimde söylüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima. Aldanma dünyaya bir gün göçersin. Ecel şerbetini elbet içersin. Maldan evlattan da o gün geçersin. Azrail canını aldığı zaman, Azrail canını aldığı zaman. Çekerler çeneni, seni soyarlar. Teneşir üstüne hemen koyarlar. Yerinden yurdundan o gün atarlar. Ağaçtan atına bindiğin zaman, ağaçtan atına bindiğin zaman, bırakırlar seni kalırsın yalnız. Kalınca ne olur bilmem halimiz. Artık fayda vermez o gün malımız. Melekler suale geldiği zaman. Artık fayda vermez o gün malımız.
melekler suale geldiği zaman, vücudun çürüyüp etler dökülür, harap olur kemiklerin sökülür. Vücudun çürüyüp etler dökülür, harap olur kemiklerin sökülür. Senin de kabrinde çimenler büyür, çürüyüp de toprak olduğun zaman. Senin de kabrinde çimenler büyür, çürüyüp de toprak olduğun zaman. İsrafil sur çalar, canlar uyanır, o gün cennetine can mı dayanır? Kötü amellerle yüzler boyanır, mahşerde önüne çıktığı zaman. Kötü amellerle yüzler boyanır, mahşerde önüne çıktığı zaman. Cehennem ateşi coşup taşınca, Resulüm secdeye alnın koyunca, nerede ümmetim deyip coşunca, Muhammed'e ümmet olduğun zaman. Nerede ümmetim deyip coşunca, Muhammed'e ümmet olduğun zaman. Eğer tuttun ise farz-ı sünneti, verir Rabbim sana güzel cenneti. Eğer tuttun ise farz-ı sünneti, verir Rabbim sana güzel cenneti. Görmez olur gözler güzel cenneti, Hakk'ın cemalini gördüğün zaman. Görmez olur gözler güzel cenneti, Hakk'ın cemalini gördüğün zaman.